Fehim Taştekin tamam. Şu an Mısır'da, Kahire'de. Fehim, çok sıcak saatler yaşanıyor Kahire'de. Hemen senin ağzından sıcağı sıcağını alalım. Ne oluyor Mısır'da? İnsan seli gibi bir manzara var. Her taraftan akıyorlar. Saatlerdir devam ediyor bu. Korna çalarak, ellerinde bayraklarla, yüzlerine boya sürmüş insanlar geliyorlar. Yani devam ediyorlar. Çocuklar da geliyor. Bir karnaval havası var şu anda. Yani bu gece bir şeyler olmasını bekliyor insanlar. Bu nedenle bu kadar büyük bir heyecan var. Meydanda zaten inanılmaz bir şey var. Yani sloganlar, nümayişler, havai fişek gösterileri, helikopter bir taraftan uçuyor. Helikopter her uçtukça insanlar çığlık atıp alkış tutuyorlar. Enteresan bir durum. Sen şu an tam olarak neredesin? Şu anda biraz çekildim, dışarıdan izliyorum. Ama yaklaşık 3 saattir meydandaydım, insanların arasındaydım. Tahrir'deydin yani, Tahrir meydanında. Evet. Peki bir yandan da Mursi yanlılarının da bir yerde toplandığı söyleniyor. Onların toplantısı biraz daha farklı bir yerde. Fakat ben buradan kopup oraya giremedim. Evet. Yani onların cami meydanında devam eden şeyleri var. Gösterileri var. Fakat orada biraz daha gerilim var. Buradaki daha çok coşku var. Karnaval havasında geçiyor. Burada insanlar askeri konseyin verdiği sürenin dolması sonrasında gelişme bekliyorlar. Fakat hazırlıklar vesaire anladığımız kadarıyla hala devam ediyor. Bir şeye varmış değiller, bir anlaşmaya varmış değiller. Peki sen ne bekliyorsun? Yani bu yarın sabah birkaç gün sonra nereye evrilir bu süreç? Yani kimse aslında hiçbir şey bildiği yok. Sadece dedikodular var. Yani 48 saat sonrasında 24 saat verilmiş bu zaman süresinde işte Yusuf'un istifasının istenildiğine dair bir dedikodu vardı. Mesela bunları değiştirmek mümkün değil. Yani böyle zamanlarda bazı şeyler kısıtlı olarak medya gazetecilere sızdırılıyor. Yusuf'un kendi getirdiği bir öneri var. Fakat bu önerinin kabul edilme ihtimali o kadar da yok. Öneride Mursi istifa etmeden bir muhaliflerin önerildiği isim üzerinden bir yeniden başbakan ve hükümetin belirlenmesi şeklinde. Şu an hükümet zaten sadece İlhan'dan oluşmuyor. Yani bu kadar hızlı dağılmasının nedeni de o. Farklı gruplardan, liberal kesimlerden, işte sebepli gruplardan da bakanlar var. Haliyle yani şu anki hükümetten farklı nasıl bir hükümet ortaya çıkar onu bilmiyorum. O nedenle de buradaki insanların tek bunu hazırlık etmek istediğini sanmıyorum. Bir de geçiş süreciyle ilgili daha muhaliflerin tam olarak masaya oturduğunda söylemek zor. Yani askeri konsey, yani Genelkurmay Başkanı aynı zamanda Savunma Bakanı Sisi, bir takım görüşmeler yapıyor. Hem muhalefetle hem toplum liderleriyle, Hristiyan ve Müslüman temsilcilerle, bir taraftan Mursi'yle görüşmeler yapıyor. Yani ama ortada bu işin nasıl gideceğine dair henüz bir pazarlık aşamasına gelinmiş değil. Anladığım kadarıyla Mursi gitsin mi gitmesin mi konusunda bir şey var, sınır çizgisi var. O çizgi aşılmadıkça da pazarlığın diğer taraflarına sonra gelmeyecek. Buradaki hissiyat çok enteresan. Yani sahilde kime sorsan bir kere askere karşı bir müthiş bir şey var. Yani askerin bu işi başaracağına dair bir inanç var. Yani darbeyle demokrasiye geçiş şeklinde bir trajediye sahne oluyoruz açıkçası. Fakat tabii asker de kendi kredisini geçmişte çok fazlasıyla tüketti. Geçen sene hatırlarsan evet. Mursi geçtiği devralıncaya kadar bir geçiş süreci organizeye kadar. O zaman bu tarihi dolduran hemen hemen herkes aynı zamanda askeri konseye ihtiyar ediyordu.
çabucak anayasa yazın komisyonu ve anayasa süreci tamamlansın, seçime gidilsin vesaire şeklinde. Ama onlar İslam'la anlaşmayı ve bir şekilde daha yumuşak bir geçiş sağlamayı tercih ettiler. O nedenle asker tarih nezdinde itibarını birazcık yitirmişti. Fakat Mısır toplumunun çok genel bir şeyi var. Askere karşı bakışı farklı. Yani askeri bir kere bu müdahaleyle darbeci görmüyorlar. Yani İlhan Oğuz vermiş insanlara bakıyoruz, soruyoruz. Onlar da askeri farklı konuşlandırıyor. Yani asker burada krizi yöneten, müdahale edip ülkeyi iç savaştan koruyan, insanları koruyan bir ünvana sahip. Yani bu tartışılır ama böyle bir şey var burada askere karşı. Yani bu helikopterlerin mesela ıslıklanıp alkışlanması yani çok çarpıcı bir göstergesi. Her geçişinde sıklıkla geçiyor. Alkış tutuyorlar helikoptere. Anlıyorum. Peki. Askerden beklenti, böyle bir beklenti var. Asker burada hem bu baskıya yol açıyor sonuç itibariyle, hem bu şüphelerin baskısı altında bir de hani darbe yapmak asker için de ağır bir şey. Onu da çok doğrudan yapmak istemiyorlar. En iyisi Mursi ile anlaşmak ve bir çekilme formülü organize etmek. Mursi'nin yakın olan, yani bu süreçte müttefiki olan iki kanat özellikle, bunlar Asker'in tutumunu benimsediler. Bu da çok çarpıcı bir gelişimi tabii. Evet. Onlar da Mursi'yi zorlayan bir şey tabii ki. Biraz artık dışarıya da bakıyorlar anladığım kadarıyla. Yani işte Amerika ne diyecek, orası ne diyecek, burası ne diyecek diye. Orada mesela Beyaz Saray'dan gelen açıklama enteresan. Yani henüz darbe diyemeyiz çünkü ortam karışık gibi bir şey söylediler. Yani bunu bir darbe olarak da adlandırmamaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Aynı zamanda bunun şiddetli bir gösteri olduğu tespitini de yapmaktan kaçınıyorlar. Bu da evet. Aslında bakarsanız Obama yönetiminin buradaki tahrir meydanına verdiği bir kredidir. Çünkü sonuç itibariyle çok sayıda insan öldü. Yani öbür sayısı 20'yi geçti. Bu kadar insan öldü, yüzlerce insan yaralandı. Yanılmıyorsam 1000'e yakın yaralı oldu şimdiye kadar. Açmış da olabilir. Sadece dün gece 200 yaralı var. Bu kadar aslında şiddet var ama Amerikan yönetimi bunu şiddetli bir gösteri olarak nitelemekten kaçındı. Evet, yani bir şey var. 2011'de Mubarek karşısında biraz boyalamıştı Amerikan yönetimi. Evet. Sonra bunu telafi etmek için İhvan'a kredi açtı, destek verdi. Fakat şimdi daha farklı bir yol izliyor olabilirler. Bunu biraz zaman gösterecek ama en azından bu iki açıklama birazcık şu anda Amerikan yönetiminin de çok fazla Mursi'ye yanında duruyor, gözükmek istemediği. Yani Mısırlılar, sabahleyin konuştuğum birkaç kişi, Mursi her ne kadar kamuoyuna işte Amerikan yönetiminin arkasında olduğunu hissettirmeye çalışsa da biz mesajı aldık diyorlar. Yani öyle değil. Yani. Anladım. Abi, peki sence hani en kötü senaryoyu konuşalım. Böyle bir Mısır'da süreç iç çatışmaya evrilir mi? Yoksa asker bu geçiş sürecinde olabildiğince arkada bir adeta bir yumuşak güç gibi kalıp yani kansız bir şekilde bunu daha demokratik bir sürece taşıyabilir mi? Şimdi bir şeye dikkat ediyor asker özellikle. Yani bunu daha önce de gördük. Doğrudan çatışmayla yüz yüze gelmekten kaçınıyor. Bunu da o çok sevdikleri o itibar, yani edinmiş oldukları o itibarı yitirmemeye çalışıyorlar. Daha çok kendi pozisyonlarını halkı koruyan ordu şeklinde tanımlıyorlar ve işte bu minvalde oynuyorlar. Yani baktığımız zaman şimdi böylesi mesela işte bugün Mursi yanlarına bir müdahale olacak ya da hazırlığı var şeklinde bir takım şeyler dolaştı. Mesela bu çok tehlikeli bir şey. Yani oraya da müdahale etmeleri tehlikeli bir şey. Çünkü hı hı. Sonuç itibariyle bu işin
Şu anda uyuyan silahlı hücreleri var. Yani bunu Mısır toplumunda biliyoruz. Bu iş eğer askerin doğrudan böyle tanklarla, şunlarla, müdahalesiyle şiddetli bir hal alırsa çok ciddi çatışmalar yaşanabilir. Potansiyel olarak buna uygun insan yapısı, buna uygun donanım var çünkü. Yani anlıyorum. Bunu da bildikleri için bundan kaçınabilirler. Ama mesela şu anda Tahrir'e kimse müdahale etmiyor, edemiyor. Çünkü askerde, poliste bu Tahrir'in şu anki manzarasından son derece hoşnut. Yani herkesin alkışladığı bir şey. Yani burada askerin desteklediği bir Tahrir var, Tahrir'in desteklediği bir asker var. Bir koalisyon oluşmuş durumda zaten bu şeyde, meydanda. Buraya müdahale eden yok. Müdahale diğer tarafa, Mursi taraflarına olabiliyor. O da çok şiddetli oluyor ama orada da asker müdahale etmiyor. Evet. Polis de müdahale etmiyor. Orada müdahale eden bir takım silahlı gruplar ve karşılığında da buna yanıt verenler de var. Yani müsait şiddet ortamına. İşte dediğim gibi çok belirsiz ama çok belirsiz. Herkes anladım. Çok da dikkatli. Anladım. Fehim, çok teşekkür ediyorum.